Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Başlıyoruz. Diyecekler. Nereden buldun diyecekler. Ya inanmazlarsa bana. O kadar para uçtu gitti elimden. Mahvoldum. Annemleri halledeceğim demiştim. İşimiz yoluna girecek demiştim. Tutamadım sözümü, yine tutamadım. Allah'ım ne olur yardım et bana. Kürşat amcaya borcumu nasıl ödeyeceğim? İşleri düzelteyim derken daha da beter ettim. Başka çarem yok. Kürşat amcaya gidip anlatayım. Belki anlar beni. Borcumu söylediğim vakitte ödeyemem ama belki zaman verir bana. Dedim. Sanki adımı söylemişsin gibime geldi. Bir şey mi istedin? Ne oldu? Yok. Şey dedim. Güle güle dedim. Ha. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Bir isteğiniz var mıydı? Zeynep nerede? Çiftlikte değil. Zaten ne zaman işin başında oldu ki? Nerede bu kız?
kesin projeyi başkasıyla yapacak. Olmaz. Kimseyle anlaşamazsın. Hiçbir yere gidemezsin. İzin vermem. Ali, iyi misin? Bana tamam demedi. Gidip başkasıyla yapacak işi. Zeynep mi? Neyse. O kızın ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Kiminle anlaşma yaparsa yapsın. Ben seni biraz yalnız bırakayım. Gerçekten seni hiç ilgilendirmiyor. Hem de hiç. Kısa süreliğine de olsa sizden ayrılmak üzmüştü beni. Neyse ki çabuk döndünüz. Abi kız geldi, alayım mı içeri? Gelsin. Ne oldu sana böyle? Bu halin ne? Sormayın Kürşet amca. Size de anlatmaya çekiniyorum ama beni anlarsınız diye düşündüm. Anlat tabii kızım, anlat. Dinliyorum. Ben sizin yanınızdan çıkınca bankaya gitmek için yürüyordum. Ama tam bankaya girmeden motorlu biri para çantasını çekti, aldı elimden. Karşı da koyamadım. Hiçbir şey yapamadım. Çaldı paramı. Hadi ya. Hem de gündüz gündüz ha. Ne kötü insanlar var ya. Şu sıralar ailemin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor zaten. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Sizin yanınıza geldim. Peki şimdi ne yapacaksın? Para gittiğine göre senin proje de gitti değil mi? Maalesef. Ama size olan borcumu ödeyeceğimden kuşkunuz olmaz. Sadece söylediğim vakitte getiremem parayı. İşleri yoluna koymam biraz zaman alır. Hem belki o sürede hırsız da yakalanır. Benim sizden başka yardım isteyecek kimsem yok. Eğer bana bir miktar daha para verebilirseniz projeyi hayata geçirince misliyle ödeme yaparım. Yeter be. Amma masal anlattım. Ne olmuş burada böyle? Rüzgardan oldu herhalde. Nasıl olduysa. Neyse. Gülce.
Hayırdır, ne oldu? Benim küpem yok, bulamıyorum. Ya üzüldüğüne değer mi? Alırız istediğini. Başka istemem. Bu küpe benim için çok değerli. Gülce'nin ailesi hakkında bir şeyler öğrenmem lazım. Ama nasıl? Küpe. Sadece bir teki onda olmasına rağmen hala saklıyor. Bu küpe onun için çok önemli. Yapacak bir şey yok. Senin için Gülce. O küpe senin için niye bu kadar önemli? Kürşat amca, siz beni yanlış anladınız herhalde. Anlattım ya. Asıl sen bizi yanlış anlamışsın kızım. Şu etrafına bir baksana. Bankaya benzer bir yanı var mı buranın? Tefeciyiz kızım biz, tefeci. Hayır kurumu mu zannettin sen bizi? Haybeden borcu vermeyiz biz. Ödeyeceğim ben zaten borcumu. Mecbur ödeyeceksin. Bizde söz namustur. Parayı çaldırdım diyorsun. Kim biliyor? İç etmediğini nereden bilin? Yalan söylemiyorum. Niye güveneyim sana? Vallahi doğruyu söylüyorum. Yoksa hangi yüzle geleyim karşınıza, şu halime baksanıza. Hem ben sizi babamın yakın arkadaşı sanıyordum. Tefeci olduğunuzu bilsem gelmezdim asla. Anladık. Kes. Al sana bir hayat ders. Gerçi biraz pahalı bir ders oldu ama... hayat ucuza kaçanları sevmez. Ne zaman ödeyeceksin paramı? Ben sizden aldığım parayı projeme yatıracaktım. Oradan kazandığımla da borcumu ödeyecektim ama elimde hiçbir şey kalmadı. Yani... ödeyemem mi diyorsun? Hayır. Hayır, çalışır öderim ben borcumu. Bari bir kumbara al da yavaş yavaş biriktirir ödersin. Dalga mı geçiyorsun kızım sen benim? O kadar parayı çalışıp kazanmanı bekleyemem ben. Hemen getireceksin paramı. Hemen. Ama gerçekten. Sana akşama kadar müddet. Paramı ödemezsen ailenin başına ne gelir bilinmez. Hayır. Hayır, ne diyorsunuz siz? Ne olur yapmayın. Bahri. Hayır. Aileme zarar vermeyin. Lütfen dokunmayın onlara. Takip edin şunu. Bir falsosunu görürseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sakın jandarmaya falan gitmesin. Onunla daha çok işimiz var. Emredersin patron. Kim verdi onu sana? Annemden tek yadigar o küpe. Aramızdaki tek bağ. Annenden ölmüş gibi bahsediyorsun. Onun yanında büyümedin mi sen zaten? Evet. Şey için öyledim. Hani biz şimdi uzaktayız ya. Ondan. Emin misin? Evet. Ya başka ne olabilir ki? Oyalama beni. Ben küpemi bulmam lazım. Yok. Aa.
sabah ben burayı süpürmüştüm. Makinenin içine kaçmış olabilir mi sence? Ha, olabilir. Bir bak istersen. Tamam. Akşama kadar müddet. Paramı ödemezsen ailenin başına ne gelir bilinmez. Bu kadar parayı nereden bulacağım ben? Bankalarda kredi vermiyor zaten. Ailemi riske atamam. Bulmam lazım o parayı. Ortaklık falan yok. Projeni senden satın alıyorum. Tüm haklarını bana devret. Bir projeden çekin. Artık buna mecburum. Geç gelmiyorsun. Buradaki işlerini aksatmanı istemiyorum. Hatırlatmana gerek yok. Sana geç kalma demiştim. Gel. Nerede kaldın sen? Ben sana... sana. Dalgınlığıma denk geldi. Ufak bir kaza geçirdim. Ben projenin üstüne tekrar düşündüm. Her şey senin istediğin gibi olsun. Bana getirdiğin anlaşmayı imzalayacağım. Ne o? Projeni başkasına satamadın mı? Hani benim teklifimi asla kabul etmezdin? Hani kendine çok güveniyordun?
projeni başkalarıyla yapacaktın. Kimse güvenmedi mi sana? Hala projemi satın almak istiyor musun? Düşüneceğim. Nesini düşüneceksin? Sözleşmeyi hazırlayıp getirip önüme koyan sen değil misin zaten? Geldim işte, tamam, buradayım. Şartların hepsini kabul ediyorum. İşte o şartlar sen sözleşmeyi paramparça edip suratıma atana kadardı. Peki. Ne zaman haber verirsin? Akşam. Daha erken olsa. Ne bu acele? Ben kararımı ne zaman verirsem o zaman haberin olur. Soracak başka bir şeyin yoksa çıkabilirsin. Var sende ama ne? Fikrini değiştiren ne? Yavaş. Önüne bak. Pardon. Buna ne olmuş böyle? Halil'in odasından çıktığına göre yine vardır bir şeyler. Şimdi anlarız. Çalışıyor bu. Sürekli yeni bir şeyle karşıma çıkıyor. Gel. Halil. Efendim teyze. Ne istiyormuş bu şeytan? Yoksa yine iş meselesini mi açtı? Ortaklığa seni ikna etmeye çalışıyor değil mi? Halil. Bak. Sakın bu kıza yüz verme. Böyle insanlar istediklerini elde etmek için her yolu denerler. Yani sen böyle herkese kanacak bir insan değilsin ama yine de zamanını harcadığına değmez. Zaten parfüm fikri de onun fikri değilmiş. Asu'dan çalmış. Nasıl biri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İki yüzünün teki. Endişe etme teyze. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Halil'cim, ben sana zaten çok güveniyorum. Şimdi müsaadenle. Tamam, ben çıkayım da sen rahat rahat çalış.
Ah anneciğim. Bir tanecik yadigarına sahip çıkamadım. Affet beni. Belki de o küpe sayesinde ablamı daha kolay bulacaktım. Gülce. Ne yapıyorsun burada böyle? Üf, her yerde yine toz pislik içinde bırakmışsın. Hadi bırak şunları, oyalanma da. Geç içeri. Daha akşama bir sürü yemek yapılacak. Hadi. Geliyorum. Aç şu telefonu. Aç hadi. Efendim? Sana bir şey soracağım. Ama adam akıllı cevap vereceksin, anlaşıldı mı? Tamam, sor. Gülce, sizin kapıya gelip ailesini aradığını söylediğinde onlardan ne diye bahsetmişti? Vallahi önce Emine Yılmaz diye bir kadını aradığını söyledi. Ama sonradan annesinin ablasının peşinde olduğunu da söylemişti. Güzel. İsim var mı peki? Annesi Ceylan Düzcü, ablası da Sevgi Düzcü. Tamamdır Tahir. Bana anlatmadığın başka bir şey yok değil mi? Yok vallahi başka bir şey. İyi peki. Ben bu herifi aramayı niye daha önce akıl etmedim? Neyse. Öğreneceğimi öğrendim ya. Önemli olan o. Zeynep. Gelmişsin. Niye haber vermiyorsun kızım? Bilmem. Akıl edemedim. Ne yaptın? Yatırabildin mi dershane parasını? Bir görsen Merve'yi. Son zamanlarda hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Zeynep, iyi misin sen kızım? Bir garip görünüyorsun. İyiyim anneciğim. Yoruldum biraz. İşleri de hallediyorum ben. Sen merak etme. Yüzümüz gülecek sonunda bizim de. Sağ ol güzel kızım. Çok sağ ol. Benim mutfakta biraz işlerim vardı. Ben gideyim de bir an önce onları halledeyim. Tamam kızım, tamam. Nasıl da mutluydu öyle. Hayal kırıklığına uğratacağım yine onu. Hem onu hem tüm ailem. Boş boş durma öyle. Şu kilerden getirdiklerimi yerleştir. Akşama hazır olacak, unutma. Yoksa sen de ailen de geberip gidersiniz. Gözüm üzerinde. Ne yapıyorsun? Dikkat etsene be. Ya bir işi de becer ya. Ya parayı bulamazsam?
Ya gerçekten aileme zarar verirse? Allah'ım inşallah bir an önce şu anlaşmayı imzalarız da paramı alırım. Gel sen gel. Boşa dolanıyorsun belli. Git şunları al gel hemen. Malum, alışveriş senin işin. Hepiniz mi iş yapmaktan aciz olursunuz? Anlamadım ki. Sen iyice şimerdin ha. Geçmişini de çabuk unuttun. Ben bugüne bakarım canım. Dün bitmiş gitmiştir. Yazık. Biz de size insan gibi davranırdık bu evde. Hata etmişiz. Şu hale bak. Ne diyorsun sen be? Geçti gitti o günler. Hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen Asu? Geri çekil. Çekilmezsem ne olur? Uzatma Asu. Ben giderim alışverişe, Merve gitmesin bu sefer. Aa, o niyeymiş? Ne oluyor yine? Merve'ye iş yaptıramıyorum Songül Hanım. Alışverişe gönderemedim bir türlü. Senin derdin işinin görülmesi değil mi? Ben halledeceğim işte. Uzatmayın. Herkes kendi işini yapacak. Kürşat'ın adamlar kapıdayken dışarı çıkamazsın Merve. Olmaz. Burcu, Gülce'nin gerçek annesinin adını soyadını öğrendim. Ceylan Düzcü. Tamam. Biraz önce gönderdiğim mesajı da aldım. Gülce'nin doğduğu kasabayı falan her şeyi yazmışsın. Çok işimize yarayacak. Ben biraz üzerine çalışayım. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sana haber vereceğim. Çok teşekkür ederim Burcu. Kolay gelsin. Kiminle konuşuyordun? Bizim toptancı Şefik abi. Çay bahçesinde birkaç tane eksik vardı da. Küpeni bulabildin mi? Hayır, bulamadım. Annemden kalan tek şey de o bana. Sahip çıkamadım. Ümidini kesme ama. İlla çıkar bir yerden. İnşallah. Efendim Eren. Birkaç araştırma yaptım ben. Şu an piyasada bir durgunluk hakim. Herkes bunu konuşuyor. Yeni atılım yapmanın tam zamanı. Diğerlerinden önce harekete geçmeliyiz. Tamam, haklı olabilirsin. Bunu bir düşüneceğim. Acaba Zeynep projesi için biriyle anlaştı mı? Yok, henüz anlaşmadı. Bizim için iyi bir yatırım olacaktı aslında. Büyük kazanç sağlayabilirdik. Bir daha mı düşünsen? Hem Zeynep'in de hayallerini gerçekleştirecektim. Şimdi işim var İran. Sonra konuşuruz. Gel. Rahatsız ettim, kusura bakma.
Merve'yi alışverişe göndermek istiyorlar. Biliyorum bu onun görevi. Ama bu sefer Merve yerine Cemil gitse olur mu? Neden? Yani neden kardeşinin gitmesini istemiyorsun? Merve'nin bana yardım etmesi gerekiyor. Ayrıca ders çalışıyor. Çok yorulduğu zaman ders çalışmaya vakti kalmıyor. Tamam. Tamam, Cemil gitsin. Teşekkür ederim. Bu arada anlaşmayla ilgili kararımı verdim. Bir kere de normal normal, merhaba desen, ne yapıyorsun desen, halimi hatırımı sorsan, heh. Niye geldin söylesene. Senin için aldım. Yorulma diye. Kıyamadım. Ya bir kuyruk vardı. Yani yani bir görsen yolun sonuna kadar insan kaynıyor. Ne gerek vardı? Ben almıştım zaten. Olsun. Ne olacak? Bunları da sahurda yersiniz. Hem yumurtalı al. Sana can versin diye. Hay Allah. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Ne demek? Yerken belki beni anarsın. Kusura bakma, gitmem gerek. İşimiz var da. Olsun be. Bu da yeter. Aldığım pideleri kabul ettin ya. Evet, dinliyorum. Projenle ilgilenmiyorum artık. Sıcak bakıyordun. Bir önemi yok. Ben böyle uygun gördüm. Sen busun işte. İnsanları süründürmekten, karşında kıvrandıklarını görmekten zevk alıyorsun. Özellikle de beni. Önce umut verip sonra hayallerini yıkıyorsun. Ama benimle bu şekilde oynayamazsın. Asıl oyun oynayan sensin. Önce bir afra tafra karşıma çıktın, sözleşmeyi yırttın. Şimdi karşıma geçmişsin, fikrini değiştirdiğini söylüyorsun. Neyin peşindesin sen? Amacın ne senin?
aslında benim... Senin. İşte sen de busun. Verecek bir cevabın olmayınca suspus oluyorsun ölümüne. Haklı olduğumu bile söyleyemiyorsun değil mi? Son sözüm mü? Evet. Bu. Senin hiçbir şeyini istemiyorum. İsteği bana. Alışverişi ben yapacağım. Gerek yok ablacığım, ben giderim. Israr etme, göndermeyeceğim seni. Bari Cemile söyleseydik. Yakmayalım şimdi çocuğun başını. Gider gelirim ben hemen. Akşama kadar müddet. Paramı ödemezsen ailenin başına ne gelir bilinmez. Jandarmaya gitmekten başka çarem yok. Olan her şeyi anlatmak zorundayım. Yeter ki aileme bir şey olmasın. Abla. Ne oldu Zeynep? Niye nefes nefesesin? Çok kötü şeyler oldu. Hani sana bahsettiğim adam var ya, Kürşat. Evet. Ne olmuş ona? Ben ondan ihtiyacım olan parayı almaya gittim. Tam bankaya gidecektim ki kapkaççılar çaldı parayı. Ne diyorsun sen? Sen nasılsın peki? İyi misin? Sana bir şey oldu mu? Hayır, ben iyiyim. Ama daha beteri var. Belki yardımcı olur diye Kürşat'a olanları anlatmaya gittim. Ama hiç oralı olmadı. Tefeciymiş adam meğer. Zeynep, ne diyorsun sen? Hani bu adam babamın arkadaşıydı? Babam böyle bir arkadaşlık yapmaz ki. Demek ki iş ilişkisiymiş sadece. Boşuna demiyorlar denize düşen yılana sarılır diye. Ah ablacığım, ah! Sen niye böyle bir adama borçlandın şimdi?
Abla böyle bir adam olduğunu bilsem gider miydim ben? Merve'nin dershane parasını ödeyecektim. Annemin durumu malum. Köşeye sıkışmıştım işte. Ne yapsaydım? Her şeyi sen düşünmek zorunda değilsin canım benim. Bunlar sadece senin sorumluluğun değil. Kendini bizim için tehlikeye atmayı bırak artık lütfen. Abla bunları daha sonra konuşuruz. Ne olur çiftliğin dışına çıkmayın abla, olur mu? Babaanneme her zamankinden daha çok dikkat et, ne olur. Tamam, sen merak etme. Aklın bizde kalmasın. Ben şimdi jandarmaya gidiyorum. Olan biten her şeyi anlatacağım. Sakın kimseye bir şey söylemeyin, ne olur. Sen de kendine dikkat et Zeynep, lütfen. Tamam, dikkat ederim. Patron, kız jandarmaya gidiyor. Ne yapalım? Demek parayı bulamadı ha? İcabına bakın. Emredersin patron. Selma, sen Zeynep'in nerede olduğunu biliyor musun? Kaç saattir ulaşamıyorum. Merve alışverişe gitti dedi ama bu saat oldu, dönmesi gerekiyor. Konuştum anne ben. Herhalde yoldadır, geliyordur şimdi. Sen merak etme. Tamam canım. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Başına bir şey geldi. Ben şimdi jandarmaya gidiyorum. Olan biten her şeyi anlatacağım. Sakın kimseye bir şey söylemeyin, ne olur. Ne yapacağım ben? Kime sorabilirim ki? Karşında kıvrandıklarını görmekten zevk alıyorsun. Dengesiz. Gel. Halil Bey, kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum sizi ama... size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Dinliyorum. Zeynep'in başım büyük dertte. Tefecilerden para almış. Daha doğrusu para aldığı kişilerin tefeci olduğunu bilmiyormuş. Sonra o parayı bankaya yatıracağım kendi çaldırmış. Ne? Maalesef. Tamam. Önce bir sakin ol. Durumu bana sakin anlat. Sonra gidip adama durumu anlatmak istemiş ama adam parasını hemen geri istemiş. Bir de üzerine Zeynep'i tehdit etmiş. Neyle tehdit etmiş? Bize zarar vermekle. Zeynep adamı şikayet etmek için jandarmaya giderken beni arayıp uyardı. O zamandan beri de bir daha ulaşamadım kardeşim. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Size akıl danışmaya geldim.
Ne yapayım? Hani ben jandarmaya gideyim. Tamam, sakin. Önce sakin. Sakin. Ben projenin üstüne tekrar düşündüm. Her şey senin istediğin gibi olsun. Bana getirdiğin anlaşmayı imzalayacağım. O hali uyuzakmış demek. Efendim? Anlamadım. Yok bir şey. Şimdi beni iyi dinle. Önce sakin kalıyorsun. Jandarmaya gitmek bu tipleri kızdırabilir. Kontrol bende. Ben Zeynep'i alıp geleceğim. Çok teşekkür ederim. Git elini yüzünü yıka. Eren, beni iyi dinle. Birini arıyoruz. İsmi Kürşat. Tefeciymiş herif. Eren, bana o adamı bul. Ölüm kalım meselesi. Hemen bul. Elinize sağlık. Ellerinize sağlık kızlar. Afiyet olsun. Seversiniz siz. Yapayım onunla. Ben bakıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Sen Gülce olmalısın. Evet. Burcu ben de. Çok memnun oldum. Burcu, hoş geldin. Hoş buldum. Geçsene içeri, durma kapıda. Olur. Seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Tabii tabii, buyur. Ben alayım onları. Zahmet olmazsa. Söylediğin adresi kimse yok. Başka bir adres varsa hemen gönder. Bak, kaybedecek vakit yok. Bulacağım seni. Merak etme, seni bulacağım. Bu kadın neden geldi ki şimdi?
Hayır, benden de hiç çekinmiyor. Yalandan da olsa onun karısıyım sonuçta. Demek ki Yusuf'un umurunda bile değil. Ve Burcu da bunu biliyor. Kız, yine ne düşünüyorsun o kadar? Hı? Anlat bakayım. Ne oldu? Neye bozuldun bu kadar? Yok. Yok, bir şey değil. Hadi hadi. Yüzün sirke satıyor. Anlamaz mıyım kız ben? Burcu da ne iyi etti de geldi değil mi? Sizi de çok seviyor. Ay Gülce. Ya Burcu bizi ne yapsın? Yusuf'u sever o. Yusuf için geliyor. E yıllardan beridir de böyle. Bakma. Buralarda yoktu da görmüyorduk. Ama ben böyle onları hep görürdüm. Böyle bıdı bıdı telefonlarda konuşurlardı. Şimdi döndü ya. Gün aşırı bizde. Hı. İyi kızdır ama. Severim. Hı. Ben o maça bilet buldum oğlum. O maç kaçmaz. Vay be, bana da bulsana. Buluruz, buluruz. Hop hop, nereye girdiğini sanıyorsun böyle dangıl dungul? Zeynep hastanede nerede? Sana ne? Eğer onun kılına zarar verdiyseniz... Ölümlerden ölüm beyni. Size de... ...o şerefsiz patronunuz Kürşat'a da... ...dünyayı dar ederim. Vay erkek! Nasıl dar edeceğim? İstersen senin kızın yanına misafir edelim. Ne dersin? Olur. Nerede? Zeynep Aslan'ı nerede? Konuş. Elimden bir kaza çıkacak. Tamam, tamam dur. Söyle. Depoda. Depoda. Hangi depo? Arkadaki depo. Niye bu kadar uğraştırıyorsun? Gülce'nin geldiği kasabada Ceylan Düzcü diye biri var. Gülce kadının üstüne kayıtlı değil. Sadece Sevgi Düzcü diye bir kızı olduğu görünüyor. Ama kızın varlığını sadece 3 yaşına kadar takip edebildim. Sonrası muamma. Anladım. Yalnız bir de kötü haberim var. Nedir? Ceylan Düzcü yıllar önce ölmüş. Çok üzüldüm. Peki biraz daha araştırırsan ablasının izini bulabilir misin? İnşallah. Soyadını falan da değiştirmiş olabilir. Ben her ihtimali gözden geçirip ona göre araştırmaya devam edeceğim. Anne Ceylan Düzcü'den bir şeylere ulaşacağıma eminim. Çok sağ ol Burcu. Şu yaptığın o kadar önemli ki benim için. Senin hakkını nasip ederim. Kahveler geldi.
Ay Burcu kızım, eşin niye gelmedi? Ne zamandır görmüyoruz? Yeni tayin olunca işleri oturtması zaman alıyor Nevin teyzeciğim. Mesaiye kaldı. Bir gün birlikte geliriz. Hem o da sizi çok özledi. İnşallah, bekleriz. Biraz daha gelmezse bozuşuruz ona göre. Yardım et, şuradan kurtulmama ne olur. Senin için gel. Birazdan buradan birlikte çıkacağız. Tamam mı? Sakin. We'll be right back.